Sevgili emekçi kardeşlerim, değerli kömürgazlılar, hepiniz 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlamalarımıza hoş geldiniz. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü hepimize kutlu olsun. Hepinizi sendika, Kristal İş ve Türk İş Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, bugün dünyanın her yerinde işçiler özgürce yaşamak ve onurlu çalışmak için seslerini yükseltiyor. Hakkı taleplerimizi haykırmak, işçi sınıfının gücünü göstermek için alanlardayız. 1 Mayıs işçi sınıfının daha insanca bir yaşam mücadelesiyle özdeşleşmiş bir gün. Sermaye sahipleri ve onları koruyucu hükümetler bugün hala yasaları içe sayarak, kanunların arkasından dolanarak işçiyi, emekçiyi sömürmeye çalışıyorlar. Bugün burada buna izin vermeyeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için bir aradayız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Değerli emekçi kardeşlerim, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ üyesi askerler tarafından bir darbe gerçekleştirmek istendi. Bu darbe girişimi bizzat halk tarafından engellendi. Engellenenler arasında işçiler, emekçiler, memurlar çoğunluktaydı. Darbeyi gerçekleştirmek isteyenler ise bugünkü hükümetin uzun yıllar birlikte hareket ettiği, devletin her kademesini teslim ettiği bir cemaatin üyeleriydi. AKP buna rağmen sorumluları kendi üyeleri arasında aramak yerine aydınları, emekçileri, AKP'ye muhalif olan herkese hedef tahtasına oturttu. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Üniversite hocaları, aydınlar, öğretmenler, kamu emekçileri sırf AKP'ye muhalif oldukları için FETÖ'cü damgası yedi. Görevlerinden uzaklaştırıldı. AKP adeta bir cadavı başlatarak ve kendi mesleti büyüttüğü örgütü bahane ederek kendine mağlup herkese saldırmaya başladı. Halk arasında kin ve düşmanlığı körükledi. Bugün burada aramızda bulunan KESK üyesi sınıf kardeşlerimiz ve onların yakınları, arkadaşları FETÖ'cü olmadıklarını suçlandı ve suçlamaya da devam edildi. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Ancak bizler gerçeği biliyoruz. AKP muhalif temizliği yapmaya çalışıyor. Kendisine muhalif olanların sesini kısmaya çalışıyor. Baskıyla, tehditle bizleri yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ancak yanılıyorlar. Ne KESK ne de bizler bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Sınıf kardeşlerimizin masumiyetine olan inancımız tamdır. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, hükümet yine bu darbe girişimini bahane ederek yıllardır arzuladığı tek adam rejimini uygulamaya koymak istedi. Bunun için köklü değişiklikler içeren bir
anayasa paketi hazırlanır. Tek adam rejimine geçiş arzulayan hükümet bu değişiklikleri artık gözünü boyayarak önümüze getirdi. Yakın zamanda bir anayasa değişikliği oylaması geçirdik. Önümüze koyulan anayasa değişikliklerinde işçi yararına, emekçi yararına tek bir madde daha yoktu. Aksine sömürmeye dikkat ettik de tek adam rejimine odaklanmayacak maddelerle dolu bir anayasa metni bize dayatıldı. Biz emekçiler anayasa oylaması sırasında hayır dedik. İşçi yararına tek bir madde olmadığı için hayır dedik. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için hayır dedik. Demokrasiden yana olduğumuz için hayır dedik. Ve aslında biz kazandık. Eşit olmayan seçim kampanyalarına rağmen devletin tüm imkanlarını evet için kullanmasına rağmen özgür belediye susturulmasına rağmen biz kazandık. Hayır bitmedi, mücadeleye devam. Ancak geçersiz oyların sayılmasıyla sandıktan evet çıkarttılar. Hırsızlıkla, yolsuzlukla yasaları çiğneyerek sandıktan evet çıkarttılar. Değerli arkadaşlar, bizler büyük bir güç olduğumuzu gösterdik. Ancak ne yazık ki bazı arkadaşlarımda umutsuzluk görüyorum, yılgınlık görüyorum. Oysa daha her şey yeni başlıyor. Asıl şimdi mücadele zamanı. Tek adam rejimine karşı asıl şimdi dik durma zamanı. Biz bitti demeden hayır henüz bitmedi. Değerli arkadaşlarım, referandum öncesi olağanüstü hal kapsamında çıkarttılan kanun hükmündeki kararnamelerle kilalık işçilik büroları yasalaştırıldı. Zorunlu bireysel emeklilik yasalaştırıldı. Çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle ulaşım ve bankacılık sektöründe yine grev yasakları getirildi. Adeta köle çalışma düzeni aratmayan değişiklikler biz emekçilere dayatılıyor. Referandum öncesi lafı kaldırdığı söylenilen kıdem tazminatının fonu devrilmesi de şimdi tekrar önümüze geliyor. Buna sessiz kalacak mıyız? Referandumdaki mücadelemizi arttırarak, sesimizi daha yükselterek kıdem tazminatımızın gaspına hayır diyeceğiz. Sevgili dostlarım, artık sesimizi de yükseltmeliyiz. Artık köprüden önceki son çıkışa yaklaşıyoruz. İşçi sınıfının önünde kalan en önemli kazanmada olan kıdem tazminat hakkının gaspına izin vermeyeceğiz. Buradan bizim üyesi olduğumuz Türk İş Konfederasyonu'na bir kez daha sesleniyorum. Türk İş'in 2015 yılında son genel kurulda kıdem tazminatının fona devredilmesi genel grev sebebidir kararı alındı. Türk İş'in hiçbir yöneticisi bu kararı unutmasın. Fonun tartışmaya açılması dahi kıdem tazminatımızın tırpanlanmasına yol açacaktır. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının tırpanlanması genel grev sebebidir. Değerli dostlarım, Soma'da, Ermenek'te kamuoyundan habersiz hayatını kaybeden sakat kalan işçi arkadaşlarımızı unutmadık. Sorumluları cezalandırılmayan hatta hükümet tarafından kullanılan son iyi cinayetlerin hayatını kaybeden arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Çalışırken alın terini bir ekmek götürmek için hayatını kaybeden tüm emekçiler için artık yeter diyoruz. Bizlerin fıtratında çalışırken ölmek yok. Bizler
çocuklarının geleceği için, ülkenin geleceği için gündüz çalışan, gece çalışan, çalışan alın terinden başka hiçbir sermayesi olmayan emekçileriz. Ancak iktidarda sermaye sahipleri de şunu unutmasınlar. Biz her şeyiz. Biz olmadan fabrikalar ayakta durabilir, ne de hükümetler. Ve şunu da bilsinler, bu devran böyle gitmeyecek. İşçileri, emekçileri yaptıkları, yaşattıkları yanlarda kalmayacak. Zalimlerin zulmü son bulacak. Bu sınıf tekrar ayağa kalkacak. Ve tüm yaşananların hesabı sorulacak. Bunu hem geçmişteki mücadelemizin hem de 1 Mayıs'ı tarihi bir açık şekilde gösteriyor. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Dik duracağız. Günün geldiğinde hesabı biz soracağız. Biz kazanacağız. Hepinize buradan geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Örgütlüğümüzü, gücümüzü dostla düşmana gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizin ve tüm dünya işçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Sözlerimi bitirirken belirtmek istiyorum. Hükümet ve sermaye bizleri tehdit, şantajla korkutamazlar. Elimizdeki haklarımızı budamaya çalışıyorlar, başaramazlar. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Haksızla, yolsuzla karşı mücadeleyi devam edeceğiz. Yaşasın İşçilerin Birliği, yaşasın 1 Mayıs. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Değerli arkadaşlar, alandaki yerimizi lütfen koruyalım ve tüm konuşmacılar bitmeden ve ardından da müzik grubu sahneye çıktıktan sonra mitingimiz sona erecek. İşçiye yakışır şekilde bayramımızı sonuna kadar bir disiplin içinde kutlayalım. Hepimize kolay gelsin. Aramızda